İletişim insanlığın en temel ihtiyaçlarındandır. Artık anlık habere ihtiyaç duyduğumuz bir dünyada yaşıyoruz. Zamanla tamamen özgün ve bize ait bir dil oluştu topraklarımızda ve yeşerdi hızla. Tarafsız, özgür ve çok sesli bir medya için yerel gazete okuyun. Mersin Gazetesi. Reşet Tarhan hakkında şok iddia. Otogarda yaşanan sıkıntıların giderilmesi için Büyükşehir Belediye Meclisi'nden destek isteyen Meşti İşletmecisi Halit Şimşek'in önerisi CHP'li üyeler tarafından reddedilince Şimşek, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ı hedef alarak "Rüşveti yiyen sizlersiniz. Bunun hesabını Mezitli Belediye Başkanı mı verecek? 600 milyara daire almayı biliyorsunuz. Neşet Tarhan'a 600 bin TL'lik daire alsaydık olacaktı bu iş. CHP destekleyecekti" dedi. Tarsus'ta tehlikeli tırmanış. Tarsus ilçesinde Suruç'taki intihar saldırısını protesto edenler arasından bir grup kendilerine müdahale eden polise silahla karşılık verdi. Çıkan olaylarda ikisi polis, 3 kişi yaralandı. Kent merkezinde ise farklı noktalarda eylemler yapıldı. Çukurova Gazetesi. Otogargara. Önceki gün yapılan Büyükşehir Meclis toplantısında yine en önemli gündem maddesi yeni otogar oldu. Otogarın satışı ve kira düzenlemesi ile ilgili gündem maddesinin Eylül ayına ertelenmesi tansiyonu yükseltti. İşletmeci Halit Şimşek, CHP'li meclis üyelerini topa tutarak Mezitli Belediye Başkanı Tarhan hakkında da rant ve rüşvet iddialarında bulundu. Yangınla ilgili bir çoban gözaltında. Mersin Orman Bölge Müdürü Abit Baca, Günlar'ın Koçaşlı mahallesinde çıkan ve 100 hektarlık alanın yandığı orman yangını ile ilgili ihmal ya da yanlış müdahale iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, bu yangın Orman Bölge Müdürlüğü tarafından hem Koçaşlı köyünün emniyetinin sağlanması hem de büyümeyen yangın olarak başarıyla sonuçlanmıştır dedi. Yeni Güney Gazetesi. Trafik çilesi. Özellikle hafta sonları Mersin Silifke arası araçla yolculuk etmek tam bir çile. Trafiğin tıkandığı 10 kilometre yolun 45 dakikada alındığı bu zamanlarda bir de cehennem sıcağı tatilcileri hayatından bezdiriyor. Büyükşehir Meclisi'nde otogar krizi. Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali İşletmeciliği İşletmecisi Şimşek Grup Yönetim Kurulu Başkanı Halit Şimşek, Mersin Otogarı'nda yeni bir kriz çıkartmak için CHP'li meclis üyelerinin ellerinden geleni yaptığını ileri sürerek rüşvet iddialarında bulundu. Hakimiyet Gazetesi. Bomba tüm Türkiye'ye düştü. HDP Mersin Milletvekili Çilem Öz, patlayan bombanın Türkiye'nin 33 ayrı noktasına düştüğünü ifade ederek, Suruç'tan cenazeler bu ülkenin batısına ve doğusuna da gitti. Hepimizin katliamının adı ortak bu kez dedi. CHP'li Abdullah Özyiğit ise, bombalı saldırı ülkenin evlatlarına, bu ülkede yaşayan Türk, Kürt, Alevi, Sünni ve Müslümanlara yapılmıştır ifadesini kullandı. Vatandaşa ucuz ekmek vereceğiz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısının ikinci birleşimi Başkan Burhanettin Kocamaz başkanlığında gerçekleştirildi. Komisyon raporlarına ait 45 maddenin görüşüldüğü idare tekliflerine ait 3 maddenin de meclis gündemine taşındığı toplantıda Başkan Kocamaz, Mersin halkına ucuz ekmek vermek istediklerini belirtti. Haberci Gazetesi. Paylaşamıyorlar. Mersin'de özel idareye ait taşınmazların yerel yönetimlerce paylaştırılması kavgası sürüyor. Son olarak MHP'li Başkan Kocamaz da CHP'li Başkan Turgut arasında malların üzerine oturma tartışması yaşandı. CHP'li başkanların mal varlığı incelensin. Mersin'de 20 yılı aşkın süredir CHP'de siyaset yapan iş adamı Sinan Koç, otogar krizinin çözümüne yönelik tutum izlememesi nedeniyle CHP İl Başkanı Abdullah Özyiğit ve CHP'li Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ı topa tutarak partisinden istifa etti.